efendim. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bambaşka sohbetlerde NTV ekranlarında yine beraberiz. Bu sefer oyunculuk mesleğim üzerinden bir program olacak. Karşınızda 35 dakika boyunca fazlasıyla tiyatro konuşacağız, oyunculuk konuşacağız. Belki biraz zaman kalır da yolda bizi götürürse hayallerimizden, hayattan biraz bahsedeceğiz elbette. Sevdiğiniz, ben eminim zaten sevdiğiniz iki tane oyuncuyu ağırlamaktan çok büyük bir mutluluk duyuyor olacağım. Güzel bir 35 dakika vaat ediyorum yine size büyük bir özgüvenle. Tabii ki bir cümlenin peşinden gideceğiz. Her zaman olduğu gibi ritüelimizi asla bozmadan. Platon diyor ki sadece sevgiyle insan tamamen gerçekleştirilebilir. Aslında bu sadece birbirimizi tanıdığımız yerden birbirimizi sevmekle alakalı değil bence. İlk böyle duyguyla sevgili editörümle gideceğimiz cümlenin peşinden bakalım hangisinden gideceğiz dediğimizde bunu seçerken bunu düşündüm. Sevgiyle mesleğinizi yaptığınızda da sizi izleyenleri iyileştirebilirsiniz ve onların da hayatlarında bir şeyleri gerçekleştirmelerine sebep olabilirsiniz. Dolayısıyla dokunduğunuz bir insanı doğru bir şekilde sevmek, ahlaklı bir şekilde sevmenin, kendinizi sevmekle başlamanın hayata hepsinin dışında üstlendiğiniz bütün vazifeleri, tüm sosyal statüleri de sevgiyle sırtlanıp sarıp sarmalarsanız hem kendinizi daha güzel gerçekleştiriyorsunuz bence hem de sizi sevenleri diye düşünüyorum. Bu anlamda da sevdiğinizi düşündüğüm iki tane ismi ağırlayacağım ve çok keyifli bir sohbet olacak sevgili Yasemin K. Allen ve Murat Cemcil. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk efendim. Çok güzel görünüyorsunuz. Çok teşekkürler efendim. Nasılsınız? Sizi gördük daha iyi olduk. Vallahi aynı şey benim için de geçerli. Bu kadar güzel iki tane hanımefendinin arasında müthiş benim kötü olmam mümkün değil yani. Yani ben senin zaten zarafetini ilk gördüğüm günden beri çok beğenirim ve böyle ekrana çıktığında ay aydınlanıyorum böyle hissiyatım olur seninle ilgili. Çok güzel, o yüzden bunları da sizden duymak. Zaten sen bizi hep güldür, bizi daha güzelleştir. Yani çizgisini seven her kadın için aranılan bir erkeksin evet, diye düşünüyorum. Gerçekten öyle. Değil yani mi yüzündeki çizgileri evet, seven evet kadınlar için? Yoksa sevmeyen kadınlar için bir baş belası olmalısın. Ya ben tabii ışığım daha fazla sizin ışığınızı etkilemesin diye gözlük takmak zorunda kaldım. Onu anladım. Aslında tersten bizim ışığımızdan evet gözün şey olmasın diye tak. Kamaşmasın gözlerim yani. Kaz ayaklarım gözükmesin diye. Kaz ayaklarım. Ben kaz ayaklarımı şey çok seviyorum ya. Bunu ne yapacağız peki? Ama yakışıyorlar sana. Çok yakışıyorlar. Çok seviyorum yani. Parıl parıl da gözlerin. Bayağı kadar çerçeveliyorlar. Ha bire gülüp gülüp bakıyorum onlara. Nasıl durumdalar? İyiler mi? Derinleşiyorlar mı fazla? Sen öyle söyleyince bana da şey yapmak geldi yani. Senin de gözlerin be kardeşim. Çok güzel gözleri var. Vay arkadaş niye takıyorsun o gözü? Maşallah deyin ya. Ya ne diyeceğim nazar mı de ya. İki tane güzel kadın böyle söyleyince. Kaşı maşı bir şeyler yap şunları yapalım. Gerçekten ne ekran ne kaşıyorum ben şu an anlaşılmıyor evet, zannediyorum. Evet anlaşılmaz. Zaten bu bizim Türklüğümüzün bir parçası ya bu. İlk bu denmiyor mu nazar değmesin denince. İlk verilen tepki hemen kaşı. Niye kapatıyorsun o gözlerini gerçekten? Ha, bu benim yakın gözlüğüm. Ha öyleli bakayım. Yakın kaç derken? Yakın? Yalan söylüyor. Yalancı. Yakını daha iyi görememek için. Yalan ben, söylüyor. Ben yakınıyım. Gözlükleri ben aldım. O yüzden öyle yakın evet, gözlüğüm. Evet evet. Yasemin'in hediyesi. Doğum gününde aldı. Güzel, zevk güzel sahibi bir kadınsın evet, zaten evet, her evet şeyinden belli. Ama sen güzel gözlerini kapamadın ben. Teşekkür ederim. Gerçekten. O zaman bazen bazı sorular olduğunda kapatabilirim. Ama bak bu benim gerçekten yakın gözlüğüm. Bilmiyorum görmek ister miydiniz? Çok şık. Ben kendimi eksik hissetmeye başladım ama. Sakın hissetme yakını görmemek rezalet bir şey. Sen bakayım onu tak. Sen ne taksan yakışır. Tamam sırayla. Vay oldu arkadaş neymişsin sen de ya. Allah özene, bözene, bezene. Bir tek bak Türk dilinde yani Türk TDK'da bezene mi, bözene mi acaba? Bunu merak ettim. Güzel soru. Özene, bözene mi, özene, bezene. Bir baksana Duygu. Bunu böyle yayında hep beraber öğrenelim. Duygucuğum lütfen bunu ben de merak ettim bunu ya. Bir, evet. Özene, bözene mi, özene, bezene mi? Özene, bezene gibi geliyor kulağa ama ben bezene de bilmiyorum. Bezene mi diyorsun? Dur bakalım bunu da öğrenmiş İdala, olalım. İdala, yapalım mı? Özene, ya özene. Öyle bir şarkı özene bezene de olabilir. Bak böyle bir şarkı olsa. Özene bezene de olabilir. Var galiba. Bözene. Var şarkı var. Sanki bir yansıma var. Bence Duygu bizi şu an birazdan rahatlatacak. Evet sen bizi rahatlat Duygu. Kulağıma fısılda. Sakiniz çok sakin. O kadar tatlıyız ki 35 çok dakika. Çok iyi sadece ya bunu konuşabiliriz. Yani 35 dakika bezene üzerinden ya da bezene üzerinden bir program. Yani evet. Çok iyi bir çünkü sevgiyle insan rahatladım kendini gerçekleştirilebilir. Değil yani mi? Özene bezene. Bözene bence ya da bezene. Ya da bezene. Şimdi bir süre böyle 35 dakikamız böyle geçmedi. Arkadaşlar. Büyük aşıkların sonuncusu. Doğru. Evet. Wow. Anlatır mısınız lütfen? Yasemin sen anlatır hayır mısın lütfen? Sen anlatır mısın ya? Nasıl oldu bu oyun ya? Hadi bakalım nasıl ne oldu? Ne alaka mesela? Yasemin K. Allen. Doğru mu söylüyorum? Evet. Kay Allen diyorlar Kay ya Allen. Ona çok takılıyorum. O yüzden yayın öncesi sordum. K. Allen olmalı yani çünkü. Çünkü Türkçeden İngilizceye geçiş var. O geçiş kelimesi hangi dilde oluyor? Tabii ki normal yani. Bence K, şöyle Yasemin bir şey oluyor.
Alan soyadın diye düşünüp evet. Göbek adın var zannedip onun... Göbek adım zaten. Evet. Ama hayır. Bir insan diyor. Göbek adı K olmaz ya. K mi? Öyle. Fonetik benim olarak kulağa adım... daha hoş geliyor diye açıkçası. Çok bir anlamı yok. Gerçekten. Yasemin Allen'den ziyade Yasemin K Allen kulağa daha hoş geliyor diye annem öyle. Bana söylediği hikaye bu. Bilmiyorum. K diye birimi vardı. Güzelliği artık. Ayrı. Sizin de genetiğiniz arkadaşım neymiş? Evet, maşallah. Sizin güzelliğiniz efendim. Bakmaları Turgay'a bir defa bir geldi. Turgay'a bir defa mi? Böyle bir şey yok. Yok vallahi. Şey. Nasıl bir neşe, nasıl bir eğlence, nasıl enerjisi bir hava. Enerjisi de öyle. Geldi, aldı gitti. Ondan sonra bizim provalar iyi gitmedi. Hiç gitmedi. Olmadı yani. Bütün enerjimizi aldı. Bitti. Çıta yükseldi. Daha yeni toparladık. Şey. Olacak daha işte. Daha yeni ancak toparladık. Bu kız ne yapsın? Bütün ömrünü o güzeller güzeli anaya bakarak ama kendi de güzel olunca bir sıkıntı yok. Ya işte annen senden daha güzeldi yorumlarına ben alıştım artık. Ben de. Güzel. Benim de öyle. Değil. Hala da öyle zaten. Benim de öyle. Beni evet. Görüyorlar böyle yapıyor. Yalnız annen senden daha güzel. Biliyorum evet. Diyorum. Allah Allah. Evet. Daha güzel olduğu için ben de ortalama güzelliğe tutturabildim yani. O benden daha güzel olmasaydı benim halim neceydi. Aynen öyle. Gururla da yaşıyorum bunu yani. Ama var mı bir deformasyon hakikaten sende bunu? Bende hiç olmadı ama. Nasıl ya? Yok yani sanmıyorum ya. Yani bu bir şey ne bileyim. Güzellik çıtasını kendisi belirlediği için benim kafamda bu tartışılmaz bir gerçeklik açıkçası. Evet. Yani benim ona bakarak büyüdüğüm için evet. Güzellik algısı zaten o. O. Evet. Güzellik kavramı benim için de benim annem valla. Evet. Evet büyük aşkların sonuncusu diye tekrar evet. Hiç sormamışçasına sorayım. Evet. Evet Yasemin. Ben de hiç konuşmamışçasına. Aynı şeydi. Evet Yasemin. Büyük Aşıkların Sonuncusu oyunu 1969'da yazılmış bir modern Amerikan tiyatrosu örneği aslında. Neil Simon tarafından yazılmış. Hastasıyım Neil Simon'un. Evet, kendisi modern Amerikan tiyatrosunun komedi anlayışını sabitlemekle, oluşturmakla ödüllendirilmiş bir yazar diyebiliyorum. Ben ilk okuduğumda bu tarafını çok sevmiştim ve yani biraz belki de kabaca bir şey söyleyeceğim ama kadın karakterlerin insanlık halinin ne kadar incelikle yazıldığına dair ben çok etkilenmiştim. Bir erkek kaleminden biliyorum bu biraz şey gelebilir ama tabii ki klasikleşmiş yazarların böyle önemli mertebelere gelme sebebi de bu insanlık halini ayırt etmeden anlatabilmeleri. Ama ben bir kadın olarak okuduğumda karakterlerin hem trajik hem komedi unsurları taşıyor olmaları beni çok etkiledi. Nasıl hissediyorsunuz? 60'larda yazılmış bir şeyin bir kadın olarak seni hala onurlandırıyor olması ve bir erkeğin seni o zaman anladığını hissetme fikri. Hı hı. Ama bu zaman anlamayan erkekleri konuşuyoruz. Hı hı. Geri mi gidiyoruz, yerimizde mi sayıyoruz ya da oyuncu olarak o zaman ben bu teksti başka bir yerden ele alayım ki bari bir şeyler değişir mi duygusu geliyor mu içinize? Yani modern bireyselleşme içerisinde insanlık halinin değişmeyen öznelerini ele alan şeylere oynamak hoşuna gidiyor insanın. Evet. Ve bazı değişmeyen gerçeklikler var kadın erkek ilişkileri üzerine. Biz ne kadar modern hayata sivilite olarak adapte olsak da bir içgüdü, bir sahiplenme, bir aşk ve sevgi dediğimiz şeyin aslında değişmeyen hisler olduğuna dair tekrar bir inancını ortaya çıkarıyor insanın. Ben böyle hissediyorum. Edebi değeri yüksek olan metinler okuduğum zaman da tekrar bir özüme dönmüş gibi hissediyorum açıkçası. Bu şekilde yani ihtiyacın olan şeyi okumuş oluyorsun o zaman günün sonunda. Biraz öyle evet. Şey yani sevgi konusuyla başladık bu programda. Onun ne olduğunu da sorgularım ben hep. O değişmeyen bir şey diye düşünüyorum. İlişkilerde bunu nasıl idare ettiğimiz ve birbirimiz üzerinden nasıl etkilerimiz olduğu, bunu nasıl çıkardığımız, kendimizi birbirimiz içinde nasıl kaybettiğimize dair çok güzel gözlemler ve incelemeler var böyle komedi dilinde anlatılmış. Hı hı. O birbirinin içinde kaybolma hissini biraz ele alan bir metin. O açıdan çok güzel şeyler var. Romantizmin güncel kalması sizi iyi hissettiriyor o zaman bu tekste. Öyle evet. Anlıyorum evet, değil mi? Ben romantizm evet, kısmıyla çok etkilendim. Şu romantizm ve aşkı ve aldatmayı ve evlilik ve ilişkileri ve aidiyet duygusunu ve sadakati, bütün bu temaları kişinin kendisiyle kurduğu, yüzleşmekten korktuğu ve kaçtığı her şey ayan beyan annesinin evinde. İşte 20 yıllık evliliğinin sonucunda 3 tane çocuğu olmuş ve çok iyi bir New York'ta bir balık restoranı işletmecisi bir adam. Hmm. İlk aşkıyla evlenmiş ve sıkıcı olduğunu fark ediyor hayatının. Sıkıcı da değil yani.
hayatımın özeti ne diye düşündüm kendi kendime. Fena değil diye tanımladım diyor. Fena ve değil. Şimdi fena ve değil tanımları aslında hoş gibi gelse de kullan, fena değil. Hı hı. Kelimelerin terminolojik olarak baktığımızda fena kötü olur. Bir şey tabii, değil de. Iyisi. Evet, dolayısıyla bundan çok rahatsız. Ya da şey, yeterince kötü değil gibi, evet, bir şey oluyor, evet, değil yani, mi? Şey gibi, beni seviyor musun? Sevmiyor değilim. Evet, sevmiyor değilim. Gibi bir şey ya böyle. Ya da yakışıklı mıyım, sempatiksin. Bunlar hep çok tehlikeli tufalar yani, fena. Yani tek bir hayatımız var ya yaşayacak. Evet. Ama bunu birbirimize de muhtacız aynı zamanda. Ve birbirimizle beraber bu hayatı paylaşmaya başladığımız anda birey olarak yaşayabileceğimiz şeylerin azalıyor. Ama biz bencil mi olmak istiyoruz yoksa paylaşımcı mı olmak istiyoruz? Zevk mi alacağız, severek mi yaklaşacağız? Sevmek bir eylem konusuna dönersek kendini başkasında bulabilmeye de dönüyor tekrar. Ama yutulma kavramı çıkıyor tekrar ortaya. Evet, tabii. Bir de ben burada şeyi de sorguluyor oluyorum yani. Neyi sorguluyor? Erkek bir yerden sonra bunu, evet, soruyor. Neyim ve hayatımın özeti ne oldu bugüne kadar? Kadın pek bunu sormuyor. O akışta kalıyor ve orayı güzelleştirmeye devam etmeye çalışıyor. Debeleniyor. Üretim yani halinde çünkü kadın sürekli. Evet, ama erkek bunu fark edince orayı güzelleştirmek yerine oradan çıkmayı tercih ediyor. Sizin hikayenizde de böyle mi süre geliyor bilmiyorum. Böyle süre geliyor tam, evet, olarak. Yani. Mesela arkadaşım, o bahçeye 20 yıl emek vermişsin. Biraz çiçekleri düzenle, biraz toprağını havalandır. Hmm. Orası da tatlı bir yer. 20 yıl nasıl durabildin eğer değildiyse gibi bir soru oluyor. Hmm. Mesela bunu sorgulatan şeyler var mı var hikayede? Tam olarak esasında mesela bunu. Mesela benim meselem bu. Tam olarak bunu sorgulatan biri mesele aslında. Yani hani şöyle ki, karısını aldatma fikri oluşunca 5 yıl bunu düşünüyor ve planlayarak annesinin evinde 3 farklı zaman diliminde, yani işte Ekim gibi, Ağustos, Eylül falan böyle yılın 3 farklı zaman diliminde toplamda 9 ay içerisinde 3 farklı kadınla bir araya gelmeye çalışıyor ve tabii sen ki sen hepsini sen oynuyorsun. Evet. Müthiş bir şey. Ve hani haliyle de şey yapmaya çalışıyor. Her defasında da yapmayacağım bunu diyor ve her defasında da aldatma girişiminde bulunuyor. Aslında bilinç altında da şöyle bir şey anlatmış oluyorsunuz, benim yorumum bu. Karını aldatmaya kalktığın 3 kadını da ve karını da mı Yasemin oynuyor? Doğru mu anladım hikayeyi? Yok. İşte aldatmaya çalıştığım 3 hanımefendiyi de Yasemin oynuyor. Öyle değil. Karını mı görmüyoruz biz oyunda? Görmüyoruz, evet. Görmüyoruz. Ama bana mesela şöyle bir şey oluyor. Aslında karın gibi ve benzeş kadınlara gene gidiyorsun, karını da aldatırken gibi bir yere götürüyorsun. Yine başkası yani üzerinden kendini gerçekleştirmeye çalışan. Ama karının aynısı olan. Evet, yansımaları ama. Hani psikolojide de var ya o, yani bilinçaltın seni emniyetli yere götürür hep. Ve sen aslında hayatındaki insanla çözemediğin yerde hayatına, evet, girecek kişi gene aynı kişinin başka bir hal almış, şekil almış halidir. Ve günün sonunda aynı şeyleri yaşamaya devam edersin. Çünkü ilişki kurduğumuz herkes, kadın ya da erkek, iş de olabilir. Bu dostluk, arkadaşlık kavramları için de geçerli. Evet. Bizi daha iyileştirmek için hayatımıza girerler. Biz esasında bilinç dışında onları, İnşallah canım ya. Ama bu işte insanın şahsi çabasıyla mümkün. Evet, tabii ki, aynen öyle. Kaçıp o yüzden o günde benim en çok sevdiğim şey şu oldu. Bunu 1968 yılında yazmış. Amerikan devleti o dönem çok fazla göç aldığı için, yani hem Latin Amerika'da hem dünyanın her tarafından, işte Çin'den dahi olmak üzere göç aldığı için demiş ki o dönemin bütün büyük film stüdyolarına, bütün büyük yazarlarına, işte Arthur Miller'lar, John Fante'ler, işte Neil Simon'lar falan hepsini toparlamış. Demiş ki arkadaşlar, biz Amerikan aile ve ahlak yapısını korumak adına oyunlar yazalım, filmler yapalım falan demişler. Müthiş bir şey. Bu amaçla, maksatla yapılmış toplumsal oyunlar. Toplumsal bir hareket aslında. Kesinlikle eğitmeye öyle dayalı. Ya mesela o Ocean's serileri, işte Hangover'lar, işte bu mesela bu Büyük Ağaçların sonuncusu Alan Arkin tarafından sinemaya taşınmış. Hı-hı. Hatta Arthur Hiller yönetmiş falan. Enteresan bir şekilde sen çok yapılmış. Sen mi seçtin bu teksti? Evet. Bayağı bir tiyatro yapmaya karar verdiğimde çok fazla metin okudum. Yani tabii bir ekibimiz de var bizim. Evet, evet. Yani dramaturglar, işte okuyucu arkadaşlarımız var, doktor arkadaşlarımız var. Çok fazla metin geldi. Eliye eliye, tabii başka metinler var ama ben Neil Simon'un dilini çok sevdim. Hmm. Çünkü çok basit diyaloglarla yazıyor. 15 defa, 36 tane oyun yazmış, 15 defa Tony ödülüne aday gösterilmiş, 4 defa almış, Pulitzer ödülü almış. 2006'da Mark Twain ödülü almış, yani mizahı şekillendirenler ödülü diyelim Amerika'da. Hı. Olağanüstü bir yazar. Yani yaşadığı dönemin Shakespeare Amerika'da. Hı hı, ve hani çok iyi bir tekst. Çok sevdim yani böyle. Hani bir de tabii 45 yaşına geldim artık. Evli olsaydım ben de bunları hisseder miydim? Ben de bunu yapar mıydım diye bir baktım. Neden evli değilsin? Öyle denk gelmedi hiç. Ya yani öyle bir şey, bir evlilik. Cesaret mi gösterdi? Kalbimin çarpmadığı da oldu. Cesaret gösteremediğim de oldu.
kalbin çarptığında cesaret mi gösteremedin? Cesaret gösterdiğinde de kalbin yeteri kadar çarpmıyordu. Çünkü sen böyle çok hakkını verirmişsin gibi geliyor bana, seni izlediğim kadarıyla tavrını, yaptığın işe sahip çıkma halini, kendini geliştirdiğin yeri ve konuşma biçimini. Yani çok dolu dolu bir adam olduğun için sanki böyle çok verimli, çok kıymetli bir eş olurmuşsun gibi bir duygusal. Tabii ki bu varsayım, yani böyle konuşuyorum da belki de çok uyuz bir adamsın ve delirtiyorsun, bilmiyoruz yani. Bu benim gördüğüm kadarıyla. Onu Yasemin'e sorabiliriz mesela şu anda. 6 aydır prova yapıyoruz. Evet, işine çok aşık, onu öyle söyleyeyim. Ay bu çok en tehlikeli cümle oldu. Bu işte yakışıklısın, sempatiksin gibi bir şey oldu. Hiç iyi olmadı güzel, mı? Güzel güzel, Ramazan'da gömün beni. Gömmek gibi düşünmeyin, yakından tanıyoruz daha çok. Romantizm anlayışını işinden yaşıyor diyebiliriz. Evet. Diye düşünüyorum ama mezarımı bilmiyorum, ben arkadaşım sadece. Gömmek değil, mezarımı kazın. Yo yo, iyi, böyle çok iyi. Bu kadar yeterli diye ben de. Şimdi tabii çok kıymetli. Yasemin, aslında sana şunu yekten sormak istiyorum galiba. Çok kıymetli bir kadınsın sen ya. Yani şu anlamda hepimizden daha fazla vizyonun var. Çünkü çeşitli ülkelerde zaman geçirdin. Birçok oyuncunun sahip olmadığı yükseklikte bir yabancı dile hakimiyetin var. Hani uluslararası platformda olmak adına hepimizin yapmak istediği ama yapamadığı sebepleri olanlardan biri de değilsin. Hı hı, hı. Ama böyle ben seni genel olarak izlediğimde hep bir böyle geride durmaya çalışmak, daha gizemli durmak, daha saklamak, daha böyle bir aç da göster yahu şunları, yani bir yeteneğini anlat, vizyonunu anlat, gördüklerini anlat. Hani hep derlerle yediğin içtiğin senin olsun, bize gördüklerini anlat. 10 yaşında gittin yahu, daha ötesi evet. Var mı? Senin gördüğün o kültür, yani niye daha az konuşuyorsun? Niye daha az gösteriyorsun? Sanırım şöyle bir durum oluyor. İnsanın tecrübesi, hayat tecrübesi ve yaşadığı şeyler ne kadar kendine özgün olursa mesuliyet, kendini anlatma mesuliyeti sana düşüyor. Bir o kadar azınlık oluyorsun çünkü. Ve ben kendimi bazen anlatmaktan, en iyi şekilde ifade etmeye çalışmaktan birazcık yorulabiliyorum. Çünkü insan en nihayetinde sevilmek istiyor. Sevilmediğini düşünmüyorsun herhalde. Yani o sevilmek istediği, isteyerek hareket ettiğin anda ama kendine çelme takmış oluyorsun. Yani kendin olabilmek öyle her yiğidin harcı değil. Ve her şeyi kafamda geçtiği kadar nüanslı bir şekilde anlatmak bazen benim için zor oluyor. Hı hı. Ben platformumu da kullandığım da oldu. Hani idealleri ve prensipleri biraz sert, bazen bakışları, görüşleri olan da bir insan oldum vesaire. Hani evriliyorum da zamanla. İnternet çağında yaşadığımız için söylediğin şeylerin de geri dönüşü olmuyor. Ve ben evrilmeye müsaade edilmesini istenen bir insanım. Yani ben daha da gelişirim, daha da değişirim. Seni sevenler üzerinde bir etkin olmadığını mı düşünüyorsun? Yok yani ondan ziyade onlarla en iyi şekilde iletişim kurabilmeyi öğrenene kadar ben birazcık belki de geride durmayı tercih ediyorum şimdilik. İfadelerim itibariyle ama yaptığım sanatım itibariyle, yani Murat'ın da bu teksti bana getirdiği ve bu üç karakteri oynar mısın dediği andan itibaren hissettiğim şey, zaten ben sahne drama sanatıyla uğraşıyorum. İlk sahne deneyimin mi? Evet, denilebilecek kadar bir şey. Evet, hı-hı. Yani amatör tiyatro yaptım. İşte hı-hı. 10 yaşındayken Keşanlar'la oynadım annemle vesaire. Tabii. Ama ilk tiyatro deneyimim diyebileceğim gibi bir şey. O yüzden ben sahnenin beni çok uzun zamandır çağırdığını zaten hissediyordum. Ve hayatta biz entertainer'lar olarak, göz önünde olan insanlar olarak belli bir payı kendimize almamız gerekiyor. Ve bu benim hakkım dediğim şey şu anda bu alan açıkçası. Kendini ifade edebildiğini, insan olarak da insanların gözünde, çünkü oyuncu olarak çok beğeniliyorsun. Bence hani genç kızlar seni takipteler ve bu önemli, örnek hı-hı. teşkil ediyorsun bence. Hı-hı. Teşekkür ederim. Ama insan ve kadın olarak doğru konumlandırdığını düşünüyor musun? Çünkü ben düşünmüyorum. Hı. Daha çok var sende ve ben onların hepsini görmek ve almak istiyorum, seni takip eden ve beğenen biri olarak. Duygusal bir insanım çok. Kendimi korumaya alıyorum. Kırılmamak için. En net haliyle o. Evet. Yani çünkü nüansın biraz öldüğü bir dönemde yaşıyoruz. Hı. Ve söylediğin şey 1500 yere çekilebiliyor. Ne incitmek isterim ne incinmek isterim açıkçası. Aha, aşkım sen bir de gel bana sor. Bu evet. programdan kırpıp sosyal medyaya koyuyorlar. Neler evet. neler yaşıyorum ama. Evet. O noktada da yani naçizane ben sana 47 yaşımdan şöyle bir seslenişte bulunabilirim. Sen cümleni tam kur, yarısını alsalar bile bir fayda. Öyle zamanlardan geçiyoruz. Hı-hı. Anladıkları yer bile çok kıymetli. Hı-hı. Ama kırdıkları yerden de sen daha güçlenerek çıkıyorsun. Hı-hı. Yani anlamadıklarını düşündüğün yerden kendini anlatmaya başladığında
İşte o zaman çiçek açıyor mesele ve sen çok kıymetlisin bence. Çok teşekkür ederim. Böyle anlatırken de okumaya doyamadığın bir hayat var. Kim bilir neler yaşadın, neler gördün, bizim görmediğimiz ve yaşamadığımız. Çok önemli geliyor bana bu. O yüzden çok mutlu oldum senin tiyatro sahnesinde olacağını bilmek. Teşekkürler. Umarım gelip izlersin ya. Yakın zamanda. Koşarak geleceğim harika. Mutlaka yani. Çok istiyorum gerçekten. O yüzden sana teşekkür ederim aslında Yasemin'i düşündüğün için de. Rica ederim. Neden Yasemin? Neden Yasemin? Ya şimdi şöyle. Oyunu okuduk böyle bir, bu oyunun hakları başkalarındaydı o zaman. Ben de böyle şey yapmıştım. Ah be dedim ya. Ah etmedim. Ama ah be dedim. Ah, tek, ah be dedim üç ya. Ah heyle ah be bu. Dedim. Evet ah. Evet o tamam. Ama mesela ah bir yumuşak demedim var mı? Yani. Ah. Şimdi öbüründe yani. A çok, birinde H çok. Ah, seninkisi H'si çok. Değil yani böyle. Evet. Sonra aynen. Böyle bir sene sonra falan başka bir oyun. Yine Neil Simon'ın başka bir oyunu vardı. Onu işte haklarını aldık, oynayacaktık falan. Bir kadın ve bir erkek o da. Şimdi de işte Matthew Broderick ile Sarah Jessica Parker New York'ta oynuyorlar oyunu. Oo. Ondan sonra ona böyle bir aklım gitti. Bir falan. Murat Cemcir, Yasemin Hanım değil ama yani. Tabii. Onlar bir yaşlandı. Ne? Ya nedir yani? Doğal güzellik konuşmamız gerekirken bunları mı konuşuyoruz? Ama doğal yaşlanmışlar. Güzel yaşlanmışlar. Doğal Matthew Broderick ile Sarah Jessica Parker şok. Evet değil mi? Şimdi haber onlara gitti. Türkiye'de gömüldünüz. Maslak stüdyolarında sizi beğenmeyen bir şey. Aa, şu sonra böyle bir işte Cihan Bey var ortağımız yapımcı, oyunun yapımcılarından. Ya Cihan dedim, bu dedim oyunun hakları. Bir sorsana dedim ya, belki dönmüş olabilir. Tam Murat Bey dedi, aradı ertesi gün beni aradı, dedi ki haklar geri dönmüş dedi, hemen alalım. Telefonu kapat dedim, o hakları alalım yani. Süper. Sonra oturduk. Şimdi 3 tane kadın oyuncu olması lazım. Turnesi olacak bu oyunun. Ben de bir adamım. Yani hani 3 kadın oyuncu. Ha, korktun 3 kadınla. Korktum. Yolda. Aynen, lojistik korktum. Bir karar tamamen. Evet. Korktum olacak yani. Işte. Hani, evet. Emin olamadım böyle. Yerlersin. Evet. Ben 3'üne yetiyorum ama galiba, değil mi? Dedim ki birisi hiç olsun. Öyle göstermiyorsun işte. Ben seni o yüzden daha çok tanımak istiyorum. Alnındaki damar nice'i bende var. O yüzden biliyorum sende neler olduğunu. Evet, çıkıyor alttan. Deminden beri burama ter basıyor. O yüzden şöyle. Daha çok tanımalıyız seni. Evet. Sonra böyle bir işte konuşuyoruz işte kimlerle yapabiliriz, nasıl yapabiliriz falan diye. Sonra Gülay Hanım dedi ki ya Yasemin ben de çok isterim dedi, olsun dedi. Şimdi biz de bir şeylere karar verirken işte bir toplantıda herkesten fikir alırız tabii ki, işin ehli olan insanlardan. Sonra Allah Allah falan dedim ben yani. Hani Yasemin'i biliyorum, uzaktan tanıyorum. Hani bir defa merhabamız var, işlerini biliyorum. Fakat oyunda oturtamadım kafamda. Çünkü 3 farklı kadın oynayacak, daha önce tiyatro yapmamış. Sonra ben Yasemin'in Erkek Severse diye bir yorumunu seyrettim. Oradaki yorumunu ben çok sevdim. Hı hı. Yani böyle sarkastik, güzel böyle bir yorumu vardı. Ona bayıldım. Ha dedim, bu dedim çok iyi yapar ya dedim bu işi. Sonra hemen aradım Yasemin'i. Ne hissediyorsun mesela böyle dediğinde? Gurur. Utanıyorsun. Utanıyorum ama gurur duyuyorum tabii ki. Evet, değil evet mi? Yani Murat'tan da bunu duymak çok çok mutlu ediyor beni. Hani emeğinin görülmesi, bu kadar incelikle izlenmesi ve başka potansiyellere yol açması, bu kadar incelikle ama çok hoşuma gidiyor yani. Onur edici bir şey. Çok. Sonra işte aradım Yasemin'i. O da o sırada tabii böyle bir batılı olduğu için İskoçya'da hanımefendi. Hanımefendi evet, uluslararası bir oyuncu ve bir güzel. Evet, yanında bir ressam. Tam bir sanat gezisi falan. Evet, bohem. Yuvarlanıyorduk çimlerde. Nasıl yuvarlanıyoruz? Çok iyiymiş. Evet, evet, hoş. Evet. Güzel. Yanındaki ressam arkadaşı benim arkadaşım aynı zamanda. Telefonu bana verdi Ali Elmacı. Buradan Ali'ye selamlar. Evet, sevgiler. Ali ne alaka, ne yapıyorsunuz siz? Abi geziyoruz biz dedi. Oh. Tamam, Yasemin'i verir misin bana dedi. Seninle işim yok, Yasemin'i ver. Sonra Yasemin'le konuştuk. Teksti gönderdim. Sonra işte o Tayland'a gideceğimi söyledi. Orada bakacağım, okuyacağım falan durmuyordu dedi. Durmuyordu yerinde. Evet. Duruyorum canım. Durmadığım döneme denk gelmiş ya. Ya durma yani. Sen durma zaten. Gez ama bize de anlat. Anlatırım o zaman. Tamam. Lütfen. Güzel. Ve hani sonrasında döndükten bir telefonda konuştuk. İlk fikirlerini öğrendim Yasemin. Oyunu çok sevdiğini söyledi. Sonra ofise davet ettik. Ofise geldiğinde içeriye girdiği anda aurasıyla bizi aldı. Evet. Neşesiyle, aurasıyla, iletişimiyle, sonra kendisininle ilgili. Şimdi benim bir kanaatim var dışarıdan, ön yargı diyelim ona biz. Evet. Var yani hani. Fakat o işte o soğuk ve cool Yasemin böyle bir bambaşka, acayip böyle bir komik, eğlenceli, fırlama falan, iletişimi çok iyi herkesle falan, müthiş bir, hepimizi aldı yani hani. Çıktıktan sonra dedik ya nasıl olacak falan. Oğlum dedim ya nasıl olacak, yok biz Yasemin'i arayacağız hemen, yani menajeri kim, Ayça Hanım'ı arayacağız, hemen görüşeceğiz.
Olacak. Devam edecek yani. Ya olacak ya olacak. Yasemin kabul etmezse ancak başka evet. birisiyle bakarız. Ama Yasemin de sağ olsun çok nezaket gösterdi ve hani bir de Nedamet'le beraber hemen biz hemen anlaştık. Çok uzun sürdü provalar ama yani hani 6 ay prova yaptık. Şimdi provaların uzun sürdüğünü, uzun değil bence 6 ay bu arada. Evet yani şöyle bir şey var. Şimdi bilmediğim için söylüyorum. Hadsizlik de yapmak istemem. Biz kendi film kariyerimde çok provalı yapmayı çok seviyoruz biz evet. yani mesela. Yani bizim kendi komedi işlerimizde de öyle. Zeki ile de çalıştım ben. Zeki Demirkubuz'da, Bilge Ceylan'la da çalıştım. Evet. Mesela onlar da böyle uzun uzun provalar. Filmcilik tarafı böyle ama tiyatroda da sanki böyle bir işte bir ay, bir buçuk ayda oyun çıkıyormuş gibi bir şey, teyamülen bir şey oluşmuş. Ondan sonra biz ama çok uzun... Modernizasyon, yani bir de biz ortak bir dil oluşturduk bu oyunun adaptasyon sürecinde. Adaptasyon da tam demiyoruz ama... sonuçta Amerikan tiyatrosunu günümüz Türkçesine de uyarlamaya çalışıyoruz ve bizim iletişimimizin oturmasıyla ilgili tabii. bir şey vardı burada. Çünkü bence çok önemli ya. Evet, evet, evet. Yani, yani kişiselleştirdik doğru, çok doğru lafları. Yani. Evet. Oyunu Nagihan Cemcir çevirdi. Çok yetenekli. Evet çok yeteneklidir. Yakınınız oluyor galiba evet, değil mi? Soyadı benzerliği değildir diye. Evet, evet. Bütün Cemcirleri toplamıyorsun dünyadaki. Bir tane var. Bir tane var. Yani bizim aileden başka Cemcir yok. Başka Cemcir yok. Ya, duyduğunuz mi? Herhangi bir Cemcir mutlaka akrabamızdır. O zaman kız kardeş kontenjanı. Evlide olmadığınıza göre evet, diye düşünüyorum evet. Murat Beyciğim ne kadar zekiyim. Yalan tabii. Duygu kulağıma fısıldadı. Hiç öyle yalancı bir sunucu olamayacağım yani. Kız kardeşim evet, çevirdi. Nagihan iyi bir film senaristidir. Sonra bizim şirkette beraber çalışmaya başladık. İngilizce karşılaştırmalı edebiyat master'ı yaptı. O yüzden dile çok hakim. Vay arkadaş sırtını yasladığı kız kardeşe bak. Vallahi evet gerçekten ama. Bir de şahane bir insanmış. Duygu da kulağıma çok fısıldıyor. Çok öyle müthiş bir insan gerçekten. Ayrıca komiyizdir. Komik de şahane. Evet. Öyleydi. Güzel. Zafer Kaya Okay Devlet Tiyatroları'nın baş rejisörlerinden bir tanesi yönetti. Dilek Hanım, Dilek Dağtekin. Tekintaş. Dilek Tekintaş. Şehir tiyatrolarının baş dramaturgu, o dramaturjisini yaptı. Şirin Dağtekin, Şirin Hanım dekorlarımızı yaptı. Biz böyle bayağı bildiğin. Senin İngiltere'de, yapım şirketin mi? Evet, ortak bir yapım şirketimiz daha var. Bu Londra'ya gittiğinizde gördüğünüz prodüksiyon tiyatrosu dediğimiz şey var ya, onu yaptık aslında biz. Bu bende şöyle bir hayalim vardı benim. Üniversiteye giderken, üniversiteden sonra İstanbul'a geldim, bu işe başladığım dönemlerde yani yazarlık yaptığım dönemlerde. İşte dublaj falan yaptım, yazarlık yaptığım dönemlerde. Tiyatro yapıyordum o zamanlar alaylı olarak. Ben Kenter Tiyatrosu'na giderdim. Yıldız Hanım'ın oyunlarına bayılırdım yani. Hani Genca Gürün'ün, Tiyatro İstanbul'daki o Can Gürzap'ların, Cihan Nalan'ın oyunlarına ben bayılırdım yani. Fakat o tiyatro bir şekilde, o prodüksiyon tiyatrosu yavaş yavaş sönümlenerek yok oldu. Evet. Fakat hep böyle bir komedyen de olunca, bir kariyer de inşa edince dedim ki ya ben sıkıldım bunlardan. Ben böyle bir sanat yapmak istiyorum. Beklediğim şey ne bu? Seyirci olarak bu. Bu var mı? Tiyatro oyunları izlemeye başladım. Son 3-4 yıldır yani pandemiden önce 2 yıl yoğun olarak her şeyi seyrettim tiyatroda. Sonra dedim ki ya böyle bir açık var yani bu oyunları yapmamız lazım. Ama tabii bir komedyen kimliğiyle, bir mizahçı olarak... Daha komik yapalım biz bunları. Daha böyle hani Amerikan tiyatrosu, İngiliz tiyatrosu ama ben de Tokatlıyım. Bir de obsesifsin biraz galiba. Obsesyonu. Benden bir şeyler fark ettim sende. Acıcık obsesiflik de var galiba değil mi? Allah bağışlasın. Titizlik diyelim. Evet. Yo, ben obsesif olmayı çok seviyorum. Bizim mesleğimizde çok faydası var. İşte evet, bu şekilde vizyon sahibi oluyorsun ve bir tiyatro yapayım. Hadi getirin tekste. Tamam, kız yaptık. Kardeşim de çevirsin. Yasemin de oynasın falan değil yani. Külliyatına bakmak ne oluyor ne bitiyor'ya bakıp bir bilgelikle titizlik girmek yani, evet. meselesi. Burada ezber bozduğunuz bir şey daha vardı. Sonuna geliyoruz programın, o yüzden onu da bir sıkıştırmak istiyorum. Buradan bir eleştirilmişsiniz ama ben eleştirildiğiniz yerin işte insanlara şifa olduğu ve vizyon kazandırdığını hep inandığım için afişiniz de ezber bozan bir afiş. Şimdi ekranlarımızda da görecek izleyenlerimiz. Çok kıymetli iki isimsiniz. Herkesin yaptığı gibi güzel pozunuzu verip gelin hadi bizi izlemeye deyip zaten hani kapalı gişe oynamak varken az okuyan bu topluma afişi bir zahmet okuyun bakalım kimler var. Afişteki gizli ünlüleri bulun ve seviyorsanız gelin ki kesin seviyorsunuz ve geleceksiniz diyerek afişte resminizi kullanmamışsınız. Gördüğüm en güzel tiyatro afişlerinden çok biri. Çok güzel evet. Yıllar önce Allah rahmet eylesin çok kıymetli iki isimli Ayşe Opereti müzikalinde oynamıştım ben. Engin Cezzar'la ve Gülür Sruri ile benim çok için güzelmiş. Çok kıymetliydi. Ve bizim afişimiz de öyleydi, çizgiydi. Ve hiçbirimiz yoktuk ama karakterlerimiz vardı. Benim hala evimde asılıdır. Onu gördüm ve hem kendi adıma geçmişe gittim hem de dedim ki çok cesur bir hareket bu.
Ama oradan da eleştirilmişsiniz. Biz sizi bu kadar seviyoruz. Niye kendinizi kullanmıyorsunuz? Biz nereden bileceğiz? Gelin sahnede izleyin. Hayır bir oku kardeşim yani. Ne bu afiş? Çok görmek istiyorsan gel sahnede gör canım. Evet. Ya falan. O şey böyle biz film yaparken işte ilk başlarda mesela biz çalgı çengi yaparken şunu biliyorum. Kafa afiş diye bir şey var. Yani hani ne ben ünlüydüm ne Ahmet ünlüydü. Yanak evet. yana bir afişimiz var bizim çalgı evet, çengide. Evet çok iyi hatırlıyorum. Demiştim ki hatta ben yani hani zaten ünlü değiliz biz. Ya kimse tanımıyor bizi mahalledekilerden başka. Yanak yana olmayalım. Hani buraya bir tane tabak koyalım, limonata koyalım, pasta olsun, düğün salonu olsun orası falan filan. Şey demişti o zamanki dağıtımcı, yapımcı arkadaşlar da. Ki filmin yapımcısı Cem'di, Cem Yılmaz'dı. Dedi ki, Murat dedi, bu dedi böyle bir şey maalesef. Ben kendim Cem Yılmaz olarak bile Hokkabaz'da gözlüklü bir afiş gönderdim dedi Adapazarı'na. Benim kafamı istiyor insanlar dedi yani. Hani bu böyle bir şey maalesef. O zamanlar olamamıştı. Şimdi tabii tiyatro ve sanat olduğu için dedim ki ilk afişimiz bizim böyle olsun. Yani hani bu olsun yani çok iddiasız olsun. Oyunu zaten kendisi yeterince iddialı. Hani çok çok ciddi böyle emek harcayarak yaptığımız bir şey ve çok da gezmek istiyoruz. Büyük Aşıkların Sonuncusu sosyal medya hesabınız var mı yoksa var. Kendi tamam Büyük Aşıkların Sonuncusu sosyal medya hesabından da turne takvimini takip edebilirler. Siz zaten şahsi hesaplarınızdan duyuruyorsunuz diye düşünüyorum. Tabii. Çok turne yapacağınıza da eminim. Yarın akşam efendim 26'sında Moi sahnede Mall of İstanbul'da oynayacağız. 1 Nisan'da da seçimin ertesi günü BKM Unique'de galamız var. Çok güzel. Evet, diğer turne takvimini zaten işte hesaplardan arkadaşlar takip edebilirler. Şuna değinmeden geçemeyeceğim. Haluk Bilginer'le birlikte Türk dedektifi. Evet. Müthiş bir şey bu. Dizinin başrollerinde beraber oynuyorsunuz ve Türkçe oynamıyorsunuz. Evet, yani dizinin %80'i İngilizce. Ya da %70'i vesaire ama biz olabildiğince entegre etmeye çalıştık Türkçe'yi yani hani otantik hissini korusun diye. Çok fazla hani yabancı yapımcılar Amerikalı, İngiliz ortak yapımı. O yüzden biz elimizden geleni tabii yaptık. Nasıl geri dönüşler? Güzel, değişik bir iş oldu. Yani açıkça söyleyeyim biraz yabancı bir kalemden Türkiye gözü. O yüzden biraz bir tık paralel evrende bir İstanbul istiyoruz. Ama şöyle bir şey söyleyeyim yani zaten Batılıların, İngilizlerin ve Amerikalıların Türkiye'de çekilmiş bir hikaye izlemeleri için bizden daha az yabancı kontent istiyorlar. Biz daha çok yurt dışından gelen işler izlemeye alışık olduğumuz için biz biraz daha izlediğimiz hikayelerde farklı kültürlere alışığız. Bu biraz alıştırma evresinde olduğumu düşündüğüm bir şey bu. Ve bunun bu şekilde yayınlanıyor olması, altyazıyla izlenecek olması vesaire de çok güzel bir şey. Bir köprü kuruluyor yavaş yavaş bence diye düşünüyorum. Bence de çok kıymetli. Daha da güzel olacak inşallah. İnşallah olacak. Ben de inanıyorum. Murat sende ne var başka? Sırada neler var? Ya bu pandemi döneminde ben çok oturdum. Çok şey yazmadın izledim. Mı? Yazdım. Mor Işıklar var onu biliyorum. Evet, Mor Işıklar diye bir şey. O zaten efsane oldu. Öyle çok mi? Evet, evet. Daha yani okuyan herkesin böyle bayıldı. Detayı sen vermek ister misin? Ben notlarımdan da hemen bulabilirim gerçi. Yakında bir dijital platformda evet, olacak. Bir dijital platformda olacak. Tamam. Evet, dizi mi, film mi? Dizi film. Dizi film. Dizi film. 8 bölüm. Sen mi yazdın? Beraber Çağlar Yurt. Çağlar Yurt. Fikri ve hikayesi bana ait ama Çağlar'la beraber yazdık tamam. senaryosunu. Çağlar Yurt yazdı, tamam. o yaptı. Şahane bir iş. İki sene çalıştık senaryosuna. Ben bir oturuşta okudum gerçekten. Ya. Gözlerimi ayıramadım. Spor salonunda bisiklet çevirirken okuyordum. Böyle millet delirmiş zannediyordu. Zannetmekle haklı olabilirler. Orası ayrı. Ama çok komikti gerçekten. Sırf gülmek için abi bana göndersene biraz gülelim diye bazı arkadaşlarıma gönderiyorum. Evet, ben evet. okumazdım yani. Çekilmiş bitmiş bize rol yok. Ben uyuzluğumdan okumazdım. Daha çekilmedi. Yok, çekilmedi. Ha daha çekilmedi. Tabii, o zaman sen oynayacaksın. Efendim önce inşallah. Önce biz dedik önce oyunumuzu bir sahneye koyalım. Ha ben çektiniz şahane oldu da artık yayınlanacak. Onun tarihini bekliyoruz zannettim. Hayır. Yok, her şey başındasınız. Her şeyin başında. Tamam okuyabilirsin o zaman mantıklı. Yani. Biz daha böyle pandemi döneminde ben ne yani hayatıma bir yön verme kararı aldım ve güzel daha sanatla iç içe olan komedinin yanına farklı şeyler getiren yenilikçi şeyler yenilikçi komedi işleri yapmak istedim. Bir tane bir iş çalıştık. Sonra o çok havalı bir hale geldi. Onu da yarın bir gün izleyeceğiz. Sonra başka bir 6 bölüm yazdık onu. Sonra 8 bölüm işte oturduk bu Mor Işıkları yazdık. Sonra bir tane film yazdık. Şimdi işte bir tane oyun çıkarttık. Şimdi yavaş yavaş bunları sıra sıra
İnşallah izleyeceğiz. Takip etmeye devam. Böyle bir adamın evlenmeye zamanı tabii ki olmaz yani. Niye evlenince belki daha çok üretir. Doğru, bir dakika, o da ona bir bakışırız. Evlenip çıkmayacak o zaman, sen sadece yazıyorsun. Onu bilemeyiz yani, neyin iyi geleceğini ya da gelmeyeceğini yaşamadan, deneyimlemeden bilemeyiz. Çok defterimi doğru. Size uzatırken bir fotoğrafımızı da çekmiş olmak isterim. Murat'cığım, heyecanla takip ediyorum. Bahsettiğim pandemi sonrası değişiminin oldukça farkındayım. Tüm damarlarımda seni takip eden biri olarak hissediyorum bunu. Demek ki doğru şeyler hissetmişsin ve hissettiğin şeylere de inanıp bu yolculuğa çıkmışsın. Güzel olsun her şey. Çok teşekkür ederim. Üretmeye, yazmaya devam et. Çok güzel oluyor bence. Seni daha çok dinlemek, daha çok duymak, daha çok tanımak istiyorum. Çünkü çok kıymetlisin, çok güzelsin. Bırak kırsınlar. Sen istersin de yapmaz mıyım? Ben? Yap. Kırıldığın yerden güçleneceksin. Tünelin sonundan sesleniyorum. O iyi bir şey. Bütün bu yaşadıklarını ve deneyimlerini güzelliğinle dinlemek istiyorum. Çok teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Çok teşekkür ederim. İzleyeceğim. İzlenmesine sebep olmak için elimden ne geliyorsa yapacağım. Büyük Aşıkların sonuncusu tiyatro oyunuyla. Ve yine şahane bir programı ardımızda bıraktığımızı düşünüyorum. Vaat ettiğim gibi güzel bir sohbet oldu. Bir de özene bezene. Evet. Sevgiler. Sevgili Yasemin K. Alın ve Murat Cemcir konuğumdu. Bu kadar derin ve eğlenceli sohbet uzun zamandır gerçekleştirmediğimi düşünüyorum. Hem çok güldük hem de kelimelerin peşinden nereye gideceğimizi şaşırdık. Sevgili Murat ve Yasemin, onları ağırlamak çok güzeldi. Sayfalarının satırlarını şöyle tamamladılar. Bugünün ve arkadaşlığımızın yeri ziyadesi de değerli. Hatta şükranlarımı kabul et Ceyda. Murat Cemcir. Çözemediğim bir şifre var. 18.1915 ve özene bezene kazanacağız. Yasemin K. Allen.